ondan sonra değişik yerlerde yayınlanmış makalelerim var. Bunların da sayısı epey var. Karma sergileriniz var. Çok fazla karma sergi var. Ama tabii şu son dönemde 17 tane kişisel sergim var. Yani bu karma sergilerin kimisi davetlidir, kimisi başka şeydir. Biyeneller var mesela. Örneğin Bangladeş Biyeneline katıldım. Çanakkale Biyeneline katıldım. Bunlar davetli. Yani tamamen kişisel davetlerle gerçekleşen şeyler. Hatta Bangladeş Biyeneli'nde Türkiye komiseri olarak katıldım. Yani Türkiye'den gidecek seçilecek olan işleri de ben organize ettim. 2010'da ve 2012'de daha yeni işte oradan Kasım ayındaydı oradan geri geldik. Bunları yaptım ama kişisel sergiler önemli tabii. Yani 17 tane Kesinlikle. kişisel sergi. Bunların 7 tanesi dışarıda açıldı. Yani yurt dışında açıldı. İşte son 3 yılda bir tanesi Ankara'da, bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi de Kore'de olmak üzere Seul'de. 3 tane kişisel sergi açtım. Şimdi burada bir Nisan ayında bir sergi açmayı düşünüyorum Atatürk Kültür Merkezi'nde Lefkoşa'da. Yayınlara devam ediyoruz ama idarecilik tabii biraz insanı törpülemekle beraber, yani sanatsal üretim açısından törpülemekle beraber ben buradaki arkadaşlarla birlikte yakaladığımız sinerjiyle üretkenliğimi de devam ediyorum. Çok güzel hocam. Devlet Resim Heykel Sergisi'nde Özgün Baskı Dalı'nda Türk sanat tarihinde ilk defa bir dijital çalışmaya adım atmışsınız ve gerçekleştirmişsiniz. Evet, Bundan bahsedelim. bir yani akademisyen olarak tabii ki işte bir fakülte açmış olmanın o farklı gururunu yaşıyorum ama Türk sanatı tarihinde bu sizin bahsettiğiniz dijital çalışmaların ki artık çağın gereği ve teknolojinin insanlara sunduğu olanaklarla sanatın da yönü değişiyor ister istemez. Kesinlikle. Yani İngiliz sanatçı David Hockney her kopya bir orijinaldir diyebilecek kadar sanatın gelmiş geçmiş kurallarını sarsarken bizlerin de dijital çalışmalarla yeni bir ufuk açmamız gerekiyordu. Klasik bir yarışmadır Devlet Resim Heykel Yarışması. 1936'dan beri sürer ve sanıyorum yani 70'i buldu son zaman. Ben öyle söyleyeyim. Ben 64.sünde ödül almıştım. Şimdi ben İngiltere'den geldikten sonra dijital yani dijital dediğim işte görüntüyü bilgisayara aktardıktan sonra üzerinde çalışma öyle diyelim yani görüntü dijital ortama geçiyor ve üzerinde pikseline kadar tüm görüntü renginden biçiminden her şeyine yoğruluyor. Bunu da ben kendim ellerimle yapıyorum sonuçta. Çünkü benim bir background'um yani resim bir background'um var. Tabii ki hani işte bir zamanlar fotoğraf bulunduğunda da fotoğraf sanat değildi diye sanata karşı çıkan, fotoğrafa karşı çıkan o klasik resim tuval üzerine yağlı boya resim yapıp da yaldızlı çerçeveyle sunan insanların işine gelmiyor.